Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of Story 2'de gerçekten farklı bir Türkiye serisine başlıyoruz dostlar. Hem amacımız hem de Türkiye'nin bulunduğu konum, Türkiye'nin bulunduğu durum itibariyle gerçekten farklı bir Türkiye serisi olacak. Biliyorum şu ana kadar gerçekten pek çok Türkiye serimiz bulunuyor ve artık bazen Türkiye serileri sizleri sıkıyor da olabilir. Ama hala şöyle de bir gerçek var ki kanalda en çok izlenen ve rağbet gören seriler halen Türkiye ve Osmanlı serileri. Demek ki hala sıkılmamış gerçekten çok büyük bir kitle var Türkiye serilerinden. Bu sebeple bugün sizlerle yeni bir Türkiye serisine başlıyoruz. Fakat sıkılan arkadaşlarımızı da göz önüne aldığım için... Her Türkiye serisini farklı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani her gün oturup 2020 Türkiye kardeşim başladık Avrupa'yı aldık bitti şeklinde bir Türkiye serisi çekmiyorum. Bir oturuyorum faşist Türkiye bir oturuyorum işte komünist Türkiye, milliyetçi Türkiye. Şu anda başladığımız seri gibi Ümit Özdağ tarafından yönetilen alternatif tarihlerde ya da alternatif durumlarda senaryolarda geçen Türkiye serileri. Yani Türkiye'yi her türlü farklı kalıba özür dilerim her türlü farklı kalıba koyarak bu şekilde seriler çekmeye çalışıyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gidecek bir seri olur dostlar. Bugün Ümit Özdağ Türkiye'si serisine başlayacağız. Alternatif bir Türkiye serisi. Amacımız, misyonumuz gerçekten belli. Bir kere çevremizde bize yani gelecekte veya günümüzde zarar verebilecek olası istikrarsız ülkeleri tamamen elimize geçireceğiz. Nedir bu istikrarsız ülkeler? Yani Suriye'yi istikrarsız bir ülke olarak nitelendirebilirsiniz. Keza aynı şekilde Irak'ı. Hani burada bulunan bütün devletleri aslında Orta Doğu hani adeta bir çöplük abi şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Orta Doğu'daki her devletin hemen hemen her devletin içerisinde belli başlı bazı sorunlar vardır. Ve bizim bu çöplüğü temizlememiz gerekiyor, süpürmemiz gerekiyor. İlk amacımız Orta Doğu'daki bu çöplüğü süpürme, süpürmek olacak. Diplomatik olarak misyonlarımıza bakmamız gerekirse Türkiye devletlerin tamamının koruyucu meleğiyiz abicim biz. Kazakistan'dır, Özbekistan'dır, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan vesaire. Azerbaycan o da dahil olmak üzere. Bunlara karışabilecek bir devlet olamaz abicim. Karşısında Türkiye'yi bulur. Türkiye Cumhuriyeti devletini bulur. Bizim diplomatik misyonlarımızdan bir tanesi de dediğim gibi Orta Asya ve hemen sınırlarımızda bulunan Azerbaycan Türk devletlerini korumak olacak ve mümkünse onları da güçlendirmek olacak. Rusya Kazakistan savaş mı ilan etti? Direkt Rusya'ya karşı tavır alacağız. Direkt hiç beklemeyeceğiz. Ya da atıyorum Çin Kırgızistan'a mı girdi? Direkt Çin'e karşı tavır alacağız. Karşımızdaki devletin gücünün bir önemi yok. Türkiye devletlere bir saldırı gerçekleştirildiği takdirde biz hangi devlet olursa olsun o devlete karşı tavır alacağız abicim. Bizim sahip olduğumuz ideoloji, sahip olduğumuz yönetim şekli kesinlikle bunu gerektirmekte. O halde misyonumuzu çizdik. Askeri olarak Orta Doğu çöplüğünü temizlemek, diplomatik olarak ise Türkiye devletleri koruma altına almak amaçlarımız olacak. Hatta şimdiden Türkiye devletlerin tamamıyla dilerseniz ilişkilerimizi seri bir şekilde geliştirmeye başlayalım. Biliyorum bu ilişkiyi geliştirme işlemleri bize biraz fazla diplomasi puanına mal olacak ama uzun vadede bu ilişkileri iyi tutmak bence bizim işimize yarayacak. Zira Türkiye devletlerinde bizim yapacağımız yardımları es geçmeyeceğini, zamanı geldiğinde karşılığını vereceğini düşünüyorum. Buna olan inancım kesinlikle tam abicim Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur hocam. Şimdi... Güzel başlangıç yaptık. Ee, teknoloji puanlarını ayarladık. Vergiler, mallar, yatırımlar üçlüsünü ayarladık. Her zamanki gibi sınıra çektik ve şimdi ilk amacımız olan çevrede istikrarsız olan devletleri yok etmek. Şimdi küresel olarak düşünmemiz lazım abi. Çevrede istikrarsız olan devletler evet belki şu anda bize bir zarar vermiyor olabilirler ama gelecekte bu istikrarsız devletler parçalandığında bölündüğünde ve bu bölgeler daha da istikrarsız hale geldiğinde hani mesela bir çöplük sadece... Kendi alanında mı kokar abi? Hayır hani kendi etrafına da o kokuyu yayar ya. İşte o kokunun bize gelmemesi için Çöplüğü temizlememiz gerekiyor bizim aslında bakarsanız acil bir şekilde. Ee, bir yandan da mallar yatırımı sürekli olarak gerçekleşmeye devam edeceğim. Türkiye misyonlarını gerçekleştirmek adına daha fazla nüfusa sahip olması gereken bir devlet. Bu sebeple nüfus yatırımını sürekli olarak gerçekleştireceğiz. Şimdi derseniz bir Suriye harekatı hemen başlatalım abicim. 2023 bitmeden önce Suriye harekatının planlarını tamamen bir bitirmek istiyorum açıkçası. Ağustos'la başlayalım artık aynen öyle Ağustos tarihine Geldik abicim yavaştan Suriye harekatına olası Suriye harekatının hazırlıklarına şöyle seri bir şekilde başlayalım. Öyle inanılmaz ordu basım işlemlerine gerek yok. Her bir sınıra yerleştireceğimiz 2500'lük bir ordu ve Suriye donanmasının Akdeniz'e çıkmasını engelleyecek 3000'lik bir donanma bizim için son derece yeterli olacaktır. Ayrıca ülkemizin önemli bölgelerine limanlar inşa edeceğiz. Antalya, İzmir, İstanbul'da zaten bulunuyor gördüğünüz üzere. Adana keza aynı şekilde Hatay bence kesinlikle önemli bir liman kenti. Karadeniz'in çeşitli bölgeleri kesinlikle limanı inşa edilmesi gereken bölgeler. Yani Türkiye bir liman ülkesidir abicim bence. Hani her tarafı sonuçta üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke ve bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Çanakkale'ye de aynı şekilde bir adet liman inşa ederim. Bursa'ya da bir liman inşa ederim. Gebze'ye de bir tane liman inşa ederim. Aynen öyle. Ülkenin her yerini liman ağlarıyla örmek bizim için açıkçası son derece büyük önem arz etmekte. Zaten neredeyse bütün deniz sınırlarına limanlarımızı inşa ettik dostlar. Şimdi denize de o bahsettiğimiz 3000'lik donanmayı çıkaralım ve Suriye ordularının denizde donanma olarak herhangi bir güce ulaşmasını engelleyelim bakalım. Suriye seferi için her şeyimiz hazır. Bölgeyi istikrarsızlaştıracak veya şu anda hali hazırda istikrarsızlaştıran herhangi bir devletin Türkiye tarafından bölgede yaşamasına kesinlikle ve katiyen izin verilmeyecektir. Bu da böyle biline Bakalım birazdan Türkiye devletleri de göz atacağız. Ya. Yani bir gözümüz zaten sürekli olarak Türkiye devletlerde olacak. Türkiye devletlerin bir tehlike içerisine düşmesi takdirinde. Hani Bizim misyonlarımız, bizim görevlerimiz kendi e, çıkarlarımız ne kadar önemliyse Türkiye devletlerinde çıkarları bir o kadar önemlidir bizim için. Bu sebeple bir an önce onlara karşı sorun çıkaran devletlere karşı da tavır alacağız. Suriye savaşı bizim için tahmin edildiği üzere son derece kolay oldu. Bölgenin istikrarsız devletlerinden bir tanesini böylece ortadan kaldırmış olduk abicim. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir başlangıç oldu bence bizim adımıza. Türkiye devleti daha da büyümeye ve bölgedeki istikrarsızlığı bitirmeye devam edecek. Dostlar Ümit Özdağ önderliğinde. Evet, Türkiye Devletleri'nin herhangi bir sorun çekmemesi gayet güzel. Hala Türkiye Devletleri'nin yaşadığı bir sorun gözüme çarpmadı. Öyle umuyorum ki uzun yıllar boyunca Türkiye devletler bu şekilde sorun yaşamadan e, siyasi yaşamlarına devam edeceklerdir. Şöyle Türkiye devletlerde bir kez daha e, ilişkilerimizi geliştirme işlemlerine başlayalım bakalım. Azerbaycan'da dahil olmak üzere bütün Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Mallara verdiğimiz parayı keserim. Tabii ki bizim hani yani Mümit Özdağ Türkiye'si oynuyorsak eğer şu asimilasyonları kesinlikle bırakmamamız lazım. Bölgede Suriyeli kalmayacak abicim. Suriye'de bile Suriyeli bırakmayacağız. Irak'a göndereceğiz. Irak'ı fethedince oradan da İran'a göndeririz. Oradan oraya göndeririz ama bir şekilde orada Türk'ten başka bir milliyetten insan kalmayacak abicim tamam mı? Her türlü o asimilasyonlar başlatılmalı yani. Asimilasyonlar belki de bu serinin en önemli yapı taşı. Kesinlikle arkada bırakmamamız lazım Ümit Özdağ Türkiye'siyle oynuyorsak. Evet gayet güzel şu an her şeyimiz iyi gidiyor gibi görünüyor. İlişkilerimiz de gayet güzel yalnız o kadar belli oluyor ki o devletlerle ilişki geliştirdiğimiz. Biraz daha geliştirelim abi biraz daha geliştirelim. Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan. Ben biliyorum abicim diyorum yani birazcık olsun ileri görüştüğümüz var. Zamanı geldiğinde bu devletler bize yardımcı olacaklar ama maalesef Azerbaycan'dan bize karşı gelen bir diplomatik hakarette karşı karşıyayız. Bizi gerçekten ziyadesiyle derinden özen bir hareket oldu bu Azerbaycan'ın son yaptığı hamle. Yani biz ilişkilerimizi sürekli olarak yüksekte tutmayı amaçlıyoruz. Azerbaycan ve bir diğer bütün Türk Cumhuriyetleri ile. Umarım onlar da bizim hakkımızda aynı düşünceleri sahiplerdir. Artık yavaştan 2028 yılına doğru gelindikçe Irak seferinin de hazırlıklarına başlayacağız dostlar. Ruslar da tabii gördüler güçlenen Türkiye'yi. Az önce şurada eventi geldi. Bizimle ilişki geliştirmeye başladılar. Şaşırmadım hocam. Türkiye bölgenin ve dünyanın büyüyen ve belki de geleceğin en büyük küresel güçlerinden birisi olacak bir devlet. Şimdiden büyük devletler bizimle ilişkileri geliştirmeye başlasa iyi olur. Zira Türkiye'yi yanında tutacak olan devlet hem coğrafi, jeopolitik olarak hem de güç olarak gücü elinde bulunduracak bundan sonraki 50-60 yıl içerisinde diye tahmin ediyorum. Fransa'ya karşı Almanya ve İtalya tarafından bir koalisyon kuruldu ve Fransa'yı yerle bir etti abicim bu Almanya-İtalya koalisyonu. Bu bana bir şeyi hatırlattı. Yani <gülüyor> hocam. <gülüyor> <gülüyor> yani Almanya'da da İtalya'nın müttefik olup Fransa'ya dalması bana gerçekten bir şeyleri hatırlattı. Hani umarım o yıllara dönmeyiz. Tabi Avrupa'nın birbirini yemesi bizim için, Türkiye için son derece iyi bir haldir, son derece iyi bir vaziyettir. Zira biz Avrupa'dan, Avrupa keferelerinden bize bir fayda, bize bir hayır gelmeyeceğinin farkındayız, bilincindeyiz. Bu sebeple onların birbirini yemesi bize hem zerre alakadar etmez hem de bizim yararımızdadır abicim. O yüzden karışmıyorum ben oralara. Yiyin birbirinizi. Ama Almanya, İta Almanya ve İtalya'nın bu kadar büyümesi de ileride diğer Avrupa devletlerinin muhtemelen başını ağrıtacaktır. Şimdi şöyle bir bakalım Türk devletleriyle ilişkilerimiz artı 99 artı 100 falan hani artık o seviyelere geliyor yavaş yavaş bir kez daha tamamıyla ilişkilerimizi geliştirelim. Zaten bundan sonra uzun bir süre kendileriyle ilişki geliştirmemize gerek kalmayacak çünkü halihazırda hazırda ilişkilerimizin altyapısını oluşturduk artık yıllarda 2029'a doğru geliyor Irak seferi hazırlıklarını başlatmanın vakti geldi. Irak seferinin de sebebi açıkçası son derece bellidir yani bütün dünyada zaten herhalde açıklamalarımızdan takip ediyorsa biliyordur sebebini bölgedeki istikrarsız devletler Türkiye tarafından ele geçirilecektir. Biz Ümit Özdağ önderliğinde ilk iktidara geldiğimiz takdirde zaten bunu belirttik ve bu belirttiğimiz misyonu bölgede uygulamaya devam ediyoruz. Türkiye bölgede bu misyonu uygulayacak yeterli kaynağı ve güce fazlasıyla layığıyla sahip bir ülkedir dolayısıyla sorun da çekmiyoruz abicim. Bütün asimilasyon işlemlerimizi %100'e tamamladık. Suriye topraklarının tamamı artık Türk halkı tarafından oluşuyor. Yani kimse orada çıkıp da artık kardeşim ben Türkiye devletini, cumhuriyetini burada istemiyorum ben burada Suriye kuracağım diyemez. Hepsini asimle ettik artık hiçbirinin söz hakkı yok orada affedersiniz ama biraz fazla baskıcı bir hükümeti farkındayım ama yapacak da bir şey yok. Misyonumuz ve bölgenin şartları bunu gerektirmekte. Irak'a da seri bir şekilde savaşımızı ilan edelim bakalım. Bu arada videonun nasıl ortalarına gelmişken sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan sonraki en azından bir süre kısa bir süre... E, videoları 15 dakikaya çekeceğim ama daha fazla video yayınlamaya çalışacağım. Yani 15-16 dakika bantlarında ama daha sık şekilde videolar paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Zira ben şunu anladım ki bazen 20 dakika insanı sıkabiliyor. Yani her ne kadar sevdiğiniz bir kanal olsa da, her ne kadar videoları zevkli olan bir kanal olsa da, kendimle bahsediyorum bu arada tabii ki zevkli. Ee, yine de sıkabiliyor bazen. Yani 20 dakika sıkabiliyor. Şahsen ben YouTube'da 20 dakikalık bir videoyu gördüğümde açıkçası açmam. Yani çünkü 20 dakika abi ya ne bileyim hani çok uzun sürer be. 20 dakikadan bahsediyoruz yani. O yüzden ee, en azından bir süreliğine sizlerin de geri dönüşlerini görmek adına video sürelerini 15 dakika indireceğim. Sonra sizin geri dönüşlerinize göre yeniden ya 20 dakikaya çıkarız ya da 15 dakika bandında devam ederiz. Artık orasına bakacağız abi. Şurayı da bu arada ben bir kolonize etmek istiyorum. Gayet güzel. Evet. Gördüğünüz üzere bölgenin istikrarsızlaşma sebeplerinden bir tanesi olan Irak devleti de Türkiye tarafından ele geçirildi. Zamanında bu misyonumuzu belirtirken bütün dünya dedi ki kardeşim yapamaz. Totoları yemez. Yapamazlar. Dünya kamuoyunun göstereceği tepkiden çekinirler. Çekinmedik. Çekinmedik. Ümit Özdağ'ın önderliğinde dünyadan çekinmeyen, dünya kamuoyunun baskısından çekinmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti devleti oluşturduk biz burada. Hemen şöyle seri, seri şekilde Irak'tan da tüm topraklarını alalım. Artık Irak'ın da fethiyle beraber herhalde misyonlarımızı gerçekleştirmekte ne kadar kararlı olduğumuzu bütün dünya güçleri görmüştür diye tahmin ediyorum. Ee, şöyle bir Türk Cumhuriyetleriyle de ilişkilerimize baktığımızda hepsiyle aramız %99, %100 seviyelerinde. Gerçekten Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik hamlelerin meyvelerini vermeye başladığı tarihtir abicim 2029. 2029 yılı itibariyle bütün Türk devletleriyle son derece mükemmel ilişkilere sahibiz. Yani tam olarak resmi olmasa da diplomatik ilişkilerimizde adeta bir Turan müttefikliği kurduk abi şu anda. Yani gerçekten bizim için son derece iyi. Herhalde bizim Türkiye devletlerle Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizin çok iyi olmasından mütevellit. Şu anda Türk devletlerine hala karışabilen bir tane bile devlet yok gerçekten. Bu bence bizim prestijimizin bir sonucudur. Yani sınırlarında Çin, Rusya gibi büyük büyük güçler bulunmasına rağmen halen bu Türk Cumhuriyetlerine karışabilen bir baba yiğit ortaya Çıkmadı. Umarım bu şekilde devam eder. Şimdi bölgede istikrarsızlığa sebep olan sadece birkaç adet devlet kaldı. İsrail ve Filistin devletleri aslında hani nasıl desem bunların tabi kendi aralarında sorunları var. Yani İsrail ve Filistin devletlerinin sorunları tamamen kendi arasında. Ama onların kendi aralarında yaşadığı sorun maalesef bölgeyi de istikrarsızlaştırıyor. İsrail'e özür dilerim Filistinli mülteciler başka ülkelere geçebiliyorlar. Ya da ne bileyim Ürdün'de bunun için mesela sorunlar çekebiliyor ki Ürdün'de açıkçası öyle aşırı istikrarlı bir ülke olduğunu söyleyemeyeceğiz. Lübnan da aynı şekilde. Ya aslında halen burası bir çöplük. Buranın halen tamamen fethedilmesi gerekiyor. Bu sebeple adım adım yavaş yavaş dünya kamuoyuna yedire yedire bu ülkeleri de teker teker elimize geçireceğiz. Ve kendimize bir program belirleyeceğiz abicim. Planlı bir şekilde hareket edeceğiz. Örneğin 2031 yılı Lübnan seferi, 2032 yılı İsrail-Filistin seferi, ve son olarak 2035 yılı aradan birazcık zaman geçsin ki dünya kamuoyu bir sakinleşsin bize karşı olan tepkileri azalsın. 2035 yılında da bir Ürdün seferiyle bu çöplüğü de temizleyeceğiz. Sonrasında da sürekli olarak darbeleri sahne olan ve bölgeyi istikrarsızlaştıran devletlerden bir tanesi olan Mısır ele geçireceğiz. Yani planlarımızı anlatmaya çalıştım abi ama Mısır seferinin planlarını tabii ki daha sonra ayarlayacağız. Mısır çünkü hani böyle Suriye, Irak fethetmeye benzemez daha büyük bir devlet daha güçlü bir devlet ve fethedildiği takdirde dünya kamuoyunun daha çok ses çıkaracağı bir devlet. Evet şöyle seri bir şekilde asimilasyonlarımızı gerçekleştirelim. Çok güzel Irak'ta da tamamen asimilasyon işlemlerini başlattık. İlişkilerimiz de halen bütün Türk devletleriyle son derece güzel, iyi, harika, her şey mükemmel dört dörtlük abi. Ben bu kadar güzel başladığımız bir seriyi hani uzun zamandır hatırlamıyorum. Gerçekten bayağı güzel başladık seriye. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir video oluyordur abicim. Biraz daha mallar, hatta mallar yerine aslında artık biraz daha prestijimizi iyi seviyelere çıkarmak adına teknoloji yatırımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Zira hani olur da Rusya Kazakistan'a savaş ilan eder. Çin Kazakistan'a savaş ilan eder ve bizim bu devletlerle karşı karşıya gelmemiz gerekir. Bizim bu devletlere karşı teknolojik olarak üstün olmamız gerekiyor. Yani o zaman o vakit geldiğinde bizim bu devletlerden daha yüksek bir teknolojiyle daha güçlü daha prestijli bir e, Görünüşte görünümle karşılarına geçmemiz gerekiyor Bunu yapabildiğimiz takdirde bu karşımızdaki devletlerin de zamanla gözü korkacaktır abicim Türk devletlerini izlemeye gördüğünüz üzere halen devam ediyoruz Teknolojimiz 0.8 seviyelerine kadar çıktı Rusya ile aramızdaki teknoloji seviyesi farkı 0.4 seviyelerine kadar indirildi Gerçekten bizim adımıza muazzam bir ilerleyiş e, Şöyle bakıyorum videoda da bir sorun yok gibi görünüyor gayet güzel Şöyle bir araştırma yatırımı daha gerçekleştirelim. Rusya'yı geçmeden bu bölümü bitirmek istemiyorum açıkçası. Türkiye devletleri de Türk, Türk devletleri... Lan 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 ne oluyor hop kardeşim. Ya kardeşim Azerbaycan. Yani ben... Ya ben Türk devletleriyle iyi ilişkiler kura kurayım derken... Türk cumhuriyetlerinin birbirini yemesi hoş değil. Ya bu sınırlar... iyi değil yani bu olmadı. Ben yakıştıramadım bunu. Azerbaycan'a yakıştıramadım yani. Bu olmadı. Türk Cumhuriyetleri kendi aralarında bir savaşa tutuşmamalıdır. Yani bölgede Türk Cumhuriyetlerinin barınabilmesinin yegane ee, nasıl desem, şartı budur abi. Buna dikkat etmemiz lazım. Her neyse artık Azerbaycan hakkında ne yapacağımızı da sizler yorumlardan fikirlerinizi belirterek karar vermeme olanak sağlayın. E, güzel bir bölüm oldu izleyen çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir video olmuştur. Videoya beğenirseniz like atmayı ve Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. Age of Sur Türkiye Yoktu konforunu ziyaret ederek mod ve senaryolara gösterebilir. Aynı zamanda Instagram hesabında takip edebilirsiniz dostlar. şimdi benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.